Spotify'la para kazanmak mı istiyorsunuz? Müzik tutkunuzu kazanca dönüştürebileceğiniz yolları keşfetmeye hazır olun. Bu videoda Spotify'dan gelir elde etme ipuçlarını ve stratejileri adım adım anlatacağız. Müziğin gücüyle finansal özgürlüğe nasıl ulaşılır? Böyle değil mesela. Doğrusunu göstereceğiz. Hadi başlayalım ve Spotify'la kazanç dünyasına birlikte adım atalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Ben arkadaşlar bu konuda Fransızıyım. O yüzden Spotify'dan para kazanan bir arkadaşı bu videoya konuk ettim. İsmi Taha, 19 yaşında ve çok yetenekli. Şimdi kendisine her şeyi soracağız. Detaylara girmeden önce Spotify'dan en son ne kadar para çektiğini söyler misin? Ben Spotify'dan yanlış hatırlamıyorsam 30 dolar olarak takribi 60 dolar şimdiye kadar çektim. 20 dolar da hesabımda şu anda mevcut. Çekim hazır bir şekilde. Peki Spotify'da hangi ses içeriğini ya da içeriklerini üretiyorsun? Bildiğim kadarıyla buraya müzik yükleyebilmek mümkün. Ek olarak podcast tarzı ses içerikleri de yüklenebiliyor. Sen bunlardan hangisini yapıyorsun? Aslında şöyle, ben rap müzik yaparak başlamıştım. Sonra çok fazla yapıldığını, benim de bu konuda çok yeterli olmadığımı fark ettim. Sonrasında diğer çok sevdiğim müzik olan tekno müziğe yöneldim. Ben şu anda tekno müzik yapıyorum. Bir tekno parça üretmek ne kadar zamanını alıyor? Aslında belli bir süresi yok bunun. Bazen 10 dakikada bitiyor, bazen 10 günde bitiyor. Tamamıyla o anlık ruh haline, motivasyonuna ve ilham kaynağına bağlı olarak değişen bir süreç olarak ilerliyor. Peki bu parçaları üretmek için hangi programı kullanıyorsun? Ben FL Studio ile müzik üretiyorum ama Cubase, Logic Pro, Studio One gibi diğer alternatif yazılımlarla da müzik yapabilirsiniz. Ben daha fazla kullanıcı dostu olduğu için ve daha fazla bu program üzerinde bilgim olduğu için FL Studio kullanıyorum ve bundan da çok mutluyum. Tabii şimdi bu programları bir öğrenme süreci gerekiyor. Bunlarla ustalaşmak, uzmanlaşmak gerekiyor ki iyi bir şeyler çıksın ama peki şey yapabilir miyiz? Biz biraz daha pratik yollar alıyoruz. Ben ve takipçilerim. Mesela yapay zeka ile müzik üretme programları var, platformları var. Buralarda müzik üretip bunları Spotify'a yükleyip para kazanma şansımız var. Aslında bu sorunun cevabı sanırım hayır. Sebebi de şu, yapay zeka ile müzik üreten büyük siteler UPC kod dediğimiz, yani sesin kimlik kodlarını Spotify ile ve dağıtım şirketleriyle paylaşıyor zaten. Bu da dağıtıma gitmeden önce red yemesi anlamına geliyor. Yani parça hiçbir zaman ne dağıtıma ne de yayına konmuyor. İlla ki istisnai siteler vardır. Onlar da çok küçük siteler ve oradan çıkan müzikler genelde güzel de olmuyor zaten. Evet, bu kötü oldu. Keşke bu mümkün olsaydı ama yakalıyorlar diyorsun bir şekilde. Tamam, diyelim bu programları kullanarak bir müzik ürettik. İşte tekno olur, başka tarz olur vesaire. Bu müziği nasıl ve nereye yüklüyoruz? Bunu da anlatabilir misin? Ben ürettiğim müzikleri Spotify, Apple Music, Fizi, Deezer gibi birçok platforma yüklüyorum. Daha doğrusu tüm dijital müzik platformlarına dağıtıyorum diyebilirim. Bu da şu şekilde gelişiyor. Öncelikle ben burada FL Studio aracılığıyla müziğimi yapıyorum. Ardından dağıtım şirketlerine gönderiyorum. Dağıtım şirketleri de yaptığınız müziği diğer platformlarla buluşturan aracı şirket oluyor. Ben dağıtım şirketlerine gönderdikten sonra platforma bağlı olmak üzere 3 ila 15 gün süre arasında platformlara dağıtım sağlanıyor. Ardından yayına koyuluyor. Sizin istediğiniz tarihler doğrultusunda. Tavsiye ettiğim bir dağıtımcı var mı? Hani şununla çalışsanız daha avantajlı olursunuz dediğim bir dağıtımcı varsa bize önerebilirsen seviniriz. Ben 1RPM üzerinden dağıtımlarımı yapıyorum. Sebebi de şu, kesinti olarak diğer şirketlere nazaran daha az kesinti yapıyor. Müzikle uğraşanların bileceği üzere label denilen bir olgu var. Bu da şu demek, şarkınızın hangi şirket altında dağıtımda görünür. Spotify'da bir şarkının albüm detaylarının en altına gittiğimizde orada gördüğünüz şey label'dır tam olarak. 1RPM'de diğer şirketlerin aksine herhangi bir ücret ödemeden hem özelleştirilebilir label'ı, hem özelleştirilebilir yayınlanma tarihlerini, hem de çok rahat bir şekilde müşteri temsilcisiyle görüşmemi sağlıyor. Yani benim olası yaşayabileceğim bir problemde ben karşı tarafa çok daha rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Ve dağıtım konusunda da bana çok fazla yardımcı dokunmuştur ilk başladığım dönemlerde. Şimdi hani kıyaslama yapabilmek için tabii ki bu değişiyordur. Mesela YouTube'da 1000 gösterim başı gelir. Nereden izlendiğine, ne kadar izlendiğine, hangi videolardan geçiş yapıldığına göre falan da değişiyor. Peki Spotify'da böyle bir şey var mı? Varsa bu nasıl işliyor ve 1000 izlenme başına, YouTube'dan alışkanlık, 1000 dinlenme başına ortalama kazanç 3 aşağı 5 yukarı ne kadar? Aslında Serdar abi, bu sorunun net bir cevabı yok. Sebebi de şu, Spotify'ın geri dağılımları ülkeden ülkeye değişiyor. Bu da şu demek, Türkiye'den 1000 dinlenince ortalama 38 cent gibi bir para kazanıyorsun. Ama İngiltere'den sadece 500 dinlendiğinde takribi 4.80 dolar kazanıyorsun. Bunun da sebebi Spotify'ın ülkeler üzerinden kazandığı premium ücretlendirmesi. Atıyorum, Türkiye'de premium 50 Türk lirası iken orada 15 sterlin gibi para ödüyorlar. Bu da şu demek, Türkiye pazarından kazandığı para
İngiltere pazarından kazandığı paranın çok daha altında. Pazarından daha az gelir elde ettiği ülkeden daha az para dağıtıyor. Daha fazla para kazandığı ülkeden daha fazla para dağıtıyor. Peki biz mesela bu videoları yayınlarken daha fazla izleyici çekmek için bazı yöntemler kullanıyoruz. Bazıları etik, bazıları etik değil. Mesela clickbait etik değil ama çoğu YouTube yayıncısı, özellikle genç arkadaşlar ayıla bayıla kullanıyorlar. Ben pek tasvip etmiyorum bunu. Clickbait yaparsam da ters clickbait yapıyorum. Yani videonun içeriğinde durumun öyle olmadığını açıklıyorum. Ha, bunun dışında da bazı SEO stratejileri uyguluyoruz. İşte içeriğimiz daha çok görünür olsun diye falan. Peki sen Spotify'da daha fazla dinleyici çekmek için hangi stratejileri uyguluyorsun? Şöyle, aslında ben şimdiye kadar iki şarkı yayınladım. Bir tanesi 51 bin dinlendi, bir tanesi sadece yanlış hatırlamıyorsam 300'e yakın dinlendi. Bunun da sebebi tamamen şu: o anki trend ne ve sen Spotify artı profilini ne kadar kullanıyorsun? Örnek olarak şundan bahsedebilirim. Ben tekno müzik yapıyorum. Bu ne demek? Herhangi bir söz yok şarkıda. Bu da şunu olanak sağlıyor: benim yaptığım müziği Alman da dinler, Türk de dinler, İngiltere'deki bir vatandaş da dinler. Neden? Çünkü anlaması gereken bir şey yok. Ben Türkçe sözlü bir şarkı yüklemiş olsam Türkiye'ye önerecek. Ama ben sözsüz bir parça yayınladığımdan dolayı herkese sunuyor. Artist profilinin doğru kullanımından bahsettim demin. Bunun da sebebi şu: parçalarınız yayınlanmadan önce, takribi bir hafta önce veya iki hafta önce sizin artist profilinize düşüyor zaten. O esnada da sadece web üzerinden, yani bilgisayar üzerinden şunu yapabiliyorsunuz. Pitching denilen bir kavram var. Pitching dediğimiz şey de parçanızın listelere konması veya sizi algoritmaya daha fazla atması için talep gibi bir şey aslında. Pitching yaptığınızda ve benim gibi sadece müzikal şarkı yüklüyorsanız büyük oranda dinliyorsunuz. Tabii ki trendlere de bağlı kalmanız lazım. Benim 51 bin dinlenen parçam o dönemin trendi olan funk müzik sample'ındaydı. Yani funk müziğin bir parçasının örneğini alıp tekno müzik haline getirdik ve bunda Spotify sözsüz de olduğu için çok daha fazla önerdi insanlara ve çok daha fazla listelere girmesine olanak sundu. Tamam, kazancı elde ettik. Bu kazancı nasıl ve nereye çekiyoruz? Doğrudan banka hesabımıza mı, yoksa işte önceden Payoneer, PayPal gibi bir aracı kuruma mı çekiyoruz? Şöyle ki, kazancımızı şöyle çekiyoruz. En azından benim dağıttığım şirketimde şöyle işliyor: ya PayPal ya da Payoneer üzerinden çekiyorum ben. Ve PayPal maalesef ki ülkemizde olmadığı için ben Payoneer üzerinden çekmek durumundayım. Ama Payoneer hesabı açmak da çok çok basit ve dakikalarınızı alan bir işlemden geçiyor sadece. Ücret kesintisi kazandığınız miktara göre değişiyor. Benden mesela her 30 dolar çektiğimde 3 dolar kesinti. Yani bu da %10'luk bir kesinti anlamına geliyor. Ha, belki 3 dolar sabittir. Benim o konuda bir fikrim yok. Çünkü ben 30-30 çektiğim için bir farklılık olmadı kesinti konusunda. Budur. Son olarak daha elde edilen kazançtan ne kadar kesinti oluyor? Aslında bunu biz bilemiyoruz. Çünkü dağıtım şirketleri zaten kendi yaptıkları kesintiden sonra ortaya çıkan rakamı bize sunuyorlar gelir olarak. Yani atıyorum, ben hesabımda 30 dolar görüyorsam o esnada ham olarak gelen para miktarını ben kesinlikle bilemiyorum. Ha, bunu şöyle çözümleyebiliriz: birkaç farklı dağıtım şirketinden dağıtım yaptırıp şarkılarımızın birebir aynı dinlenmesi lazım. Ardından hangi şirketten kaç para gelmiş, buna bakarak ortalama kesinti hesap edebiliriz. Taha, sana verdiğin kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederim ve para kazanma serüveninde başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim Serdar abi. Senin konuğun olmak benim için bir onurdu. Gördüğünüz üzere kazanmak isteyen her türlü kazanıyor. Aslında çok fazla imkan var. Önemli olan azim olması. Ben kazanacağım, ben yapacağım demesi bir insanın. Ondan sonrası zaten geliyor. Ama yapamam, edemem, ben nasıl yapayım, ben nasıl başarayım dedikçe asla para kazanamaz ya da istediğiniz konularda, istediğiniz alanlarda ilerleyemezsiniz. Bu da bir gerçek. Spotify'dan para kazanma konulu videomuzun sonuna geldik. Belki daha sonra bir podcasterla podcast işinin nasıl yapıldığını da bu kanalda size anlatırım. Tabii ki bu videoyu beğenirseniz devamı gelecek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.